Şimdi önce Sayın Tanhan'la başlamak istiyorum. Şimdi HDP'nin hesaplarına bloke kondu. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum efendim. Öncelikle bütün ulusal kanal izleyenlerini ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Latif Bey'i de. Şimdi çok güzel bir karar verildi. Önemli bir karardı ve başka bir seçeneği de olmayan bir karardı. Evet. Yani bunun evet. dışında bir karar verilemezdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu karar kimsenin Cumhuriyet'in adaletinden kaçamayacağını gözler önüne serdi ve HDP'nin kapatılacağının da ilk işaretini verdi. O yüzden bu karara oy veren Anayasa Mahkemesi hakimlerine tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu kararı alarak Türk milletinin yüreğine bir nebze olsun su serpmişlerdir. Bu kararla terör örgütü yöneticilerinin ellerine geçecek bir para, yani doğrudan PKK'ya gidecek bir para en azından şu an bloke konularak engellenmiştir. Yani Mehmetçi'ye mermi olarak gidecek para, bize mermi olarak dönecek para, PKK'ya militan sağlamada kullanılacak para, propaganda da yapmada kullanılacak para en azından şu an bloke edilmiştir ve bunlar terör örgütünün propagandası için, çalışmaları için kullanılmayacaktır. Bu açıdan bu karar sevindiricidir. Ancak devamının gelmesi gereklidir. Biz bu kararın HDP'nin kapatılacağı sürecin önündeki bir işaret olarak alındığını görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcısının karar almakta geç kalan Anayasa Mahkemesi'ne hemen başvuruda bulunarak, çok kahramanca, hukukun gereğini yaparak en azından bu hazine yardımlarına bloke konulmasını isteyen dilekçesinin kabul edilmesi davanın geleceği bakımından da önemli işaretler vermektedir. Ben kısaca şimdilik böyle değerlendireyim. Evet, evet. Peki, Sayın Tanhan, devam edeceğiz tabii. Ve hemen hukukçu avukat Latif Cem Baran beyefendiye dönmek istiyorum. Sayın Baran, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk duyduğunuzda biraz hukuki dille nasıl bir tablo ortaya çıktı bu bloke? İstanbul'da yaptığımız programda da bu konular üzerinde ağırlık olarak durmuş ve bunun olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu zaten hukuken devam eden kapatma davası sırasında partinin paralarına bloke konulması yasal bir zemini olan, yasal bir dayanağı olan bir karar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının bunu talep etmesi doğru ve yerindeydi. Mesnedi de sağlamdı. Kabul edilmesi güzel. Ama bu yetmez. Bunun dışında bu bir tedbir kararı. Devam eden yargılama sırasındaki ara kararlardan bir tanesi. Ama esasen bizim için önemli olan tüm olarak, külli olarak baktığımızda kapatma davasının sonunda çıkacak olan kapatma kararı. Kapatma kararıyla beraber bizim üç tane beklentimiz var. Bir, burada tüm kriminalize olaylara girmiş, adeta teşbihte hata olmasın, terör örgütü PKK'ya askere alma dairesi gibi çalışan teşkilatçıların, teşkilat içerisindeki bireylerin siyasi yasakla beraber vatandaşlıktan çıkarılmasına kadar gidecek müeyyideler uygulanması. Bunların tekrar farklı siyasi partilerde yer almaması için siyasi yasak getirilmesi. Bununla beraber aynı şekilde eşdeğer, eşgüdümlü, birlikte omuz omuza hareket ettikleri diğer iki parti var. Birkaç gün önce Demokratik Bölgeler Partisi ve Yeşil Parti, birkaç gün önce bunların teşkilatlarına baskınlar yapıldı. Birçok belgeye, bilgiye el konuldu. Yasal olarak bir süreç başladı. Ayrıca tutukluluk kararları da verildi örgüt üyelerine. Bununla da ilgili Şubat ayı içerisinde benim beklediğim hem kapatma kararının aynı anda verilmesi HDP ile ilgili, aynı anda da Demokratik Bölgeler Partisi'ne kapatma davası açılması, açılırken de seçimlere girmemesi için de bir ayrıca tedbir kararı konulması. Çünkü biz burada bir kararı uygularken, kararın hayata geçirirken, bu hukuki ilamın hayata geçmesi için hukuku dolanmalarına, insanların hukuku suistimal etmelerine müsaade edilmemesi için bu kararların da ek olarak alınması, hayata geçirilmesi, yeniden diğer bahsettiğimiz Demokratik Bölgeler Partisi ve Yeşil Parti'ye de kapatma davası açılmalı ki biz burada
A gitti, B geldi, C gitti, D geldi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayalım. Hani diyorlar ya, parti kapatmaya biz kategorik olarak falan karşıyız da, işte hukuka aykırı da demokratik hukuk devleti falan. Hayır, sizin karşınızda menfezlere bomba koyan, askerlerimizi şehit olmasına sebebiyet veren, tüm gelen paraları belediyeler aracılığıyla taşeron firmalarda çalıştırdıkları PKK militanlarına aktaran, dağdaki teröriste yardım yataklık yapan, yeni eleman kadrolaşmak için, yeni elemanlar elde etmek için bunları maddi olarak kullanan bir grup, bir yapı var. İşte İçişleri Bakanlığı görevinin yaptığı, kayyum atadığı, kayyumla beraber paralar kesildi. İşte güvenlik kuvvetlerimiz kırsalda olsun, efendim şehirde olsun birçok operasyonlarla beraber etkisiz hale teröristleri getiriyorlar. Hem askeri güvenlik manasında hem idari manada çözüm üretilirken bir yandan da adli manada da çözüm üretilmeli ki bu üç saç ayağıyla beraber terörün önüne geçilsin. Terörün Türkiye'ye maddi manevi zarar vermesi artık önlensin. Eğer biz hiç parti kapatmamış olsaydık, hukuk işlememiş olsaydı, eğer biz bugüne kadar hiç teröristleri etkisiz hale getirmek için çaba sarf etmemiş, güvenlikçi bir politika izlememiş olsaydık, belki on binlerce, yüz bine yakın bir terörist militan olacaktı. Belki o parti dediğimiz artık daha gözü kararacak, daha fazla cesaret elde edecek, hukuksuzluğun, hukukun hayata geçmemesinden büyük bir güç alarak daha farklı etkin yöntemler uygulayarak Türkiye'yi adeta esir almışçasına hareket edecekti. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan yöntemlerde eksiklikleriyle beraber doğru olduğu bugün de ortaya çıkıyor. Ama dediğimiz gibi yan öge olarak da bu ilamın karşılığının hayatta, siyasette, hukukta, sosyal hayatta da bir karşılığın olması için de mutlaka bu yan öge olarak, yedek, istepne olarak kurulmuş partilere de dava açılması, bunların seçime girmesinin önlenmesi için gerekli kararların alınması gerekiyor. Bugün bu paraların oraya gitmemesi, aynı Ferdi Bey'in söylediği gibi yüreklere tam manası güzel bir ifade etti. Su serpmiştir ama iş daha temizlenmemiştir. Daha neticeye ulaşmadık. Gaflete, yumuşamaya, gevşemeye, tamam bu iş bitti demeye gerek yok. Çünkü henüz daha sonuç almadık. Dediğim gibi sonuç alsak dahi yine sevinmeden diğer bir şekilde seçimlere girmesini engelleyecek hukuki kararlarında alınması lazım. Biz askerlerimizin şehit olmasına sebep olan, askerlerimiz şehit olduğunda bunlara sevinen, bunları ayrıca memleketin her tarafına sivil asker demeden de bomba koyan, terörist faaliyetlerde bulunan, Türkiye'nin aleyhine dışarıda kim düşmansa yanında yancılık yapan bu adamların, bu HDP'nin tepe örgütünün ve bunlara yancılık yapan kimler varsa, bırakınız siyasi hayatta olmayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliğini taşımaları dahi engellenmelidir. Onlar bu Türkiye'nin, bu güzel ülkenin vatandaşlığını, yurttaşlığını hak etmiyorlar. Çünkü burada saçı bitmemiş yetimin, tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. Hepimizin evlatlarının hakkı var. Hepimizin hakkı var bu paralarda ve bu ülkede. Dolayısıyla hukuk tam manasıyla işlemeli. Biz buna inanıyoruz. Adalete güvenimiz sonsuz. Devletimizin bürokrasisine güvenimiz sonsuz. Sonuç alacağına inanıyoruz. Bu manada beklentimiz, aynı şekilde gözümüzü Anayasa Mahkemesi'nden gelecek, kulağımızı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararlara kabartmış bir şekilde umutla bekliyoruz. Peki, bekliyoruz diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz Sayın Baran. Çok önemli değerlendirmeleriniz var. Şimdi taraftan da Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan'a dönmek istiyorum. Sayın Tanhan, şimdi tabii siz aynı zamanda Diyarbakır'da Vatan Partisi İl Başkanısınız. Şimdi bu karar Diyarbakır'da, bölgede nasıl bir yankı buldu biliyorsunuz? HDP en çok oy aldığı yerlerden biri Diyarbakır. Dolayısıyla ne diyorlar? Özellikle çevreden nasıl bir açıklama geliyor? Ne söylersiniz? Neyi gözlemlediniz daha doğrusu?
Şimdi HDP'den hemen şu şekilde beyanatlar geldi. Onu aktarayım ilk önce. Lütfen. Yok işte lütfen. Seçimlere giderken hakkımız gasp ediliyor. Demokrasiye karşı uygulanan bir tuzak, kumpas vesaire gibi değerlendirmelerle halkı aldatmaya dönük açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Onlara özgürlük yok. Bakın bu Güneydoğu halkının bilincine vermemiz gereken kavram bizim. Türkiye'yi bölmeye özgürlük yok. Mehmetçiğe kurşun sıkmaya özgürlük yok. Bakın sizin ekranlarınızdan şimdi yakılan otobüsler geliyor. Diyarbakır'da otobüsler, kamu otobüsleri yakıldığı zaman, belediyenin otobüsleri yakıldığı zaman bu belediye o otobüsleri söndürmek için HDP'li belediye itfaiye göndermiyordu. Yani PKK ile aralarındaki ilişki işte hendeklerle bomba döşemeye yardım etmekten, cenaze araçlarıyla silah taşımaya yardım etmekten tutalım da HDP PKK'nın yaktığı araçlara itfaiye göndermemeye kadar uzanan, çaycıların işte ne bileyim belediye içerisinde çeşitli görevler almış başkaca gizli PKK militanlarının yönetiminde olan HDP belediyeleri gördü Diyarbakır. O yüzden Diyarbakır'daki halktan herhangi bir şekilde bu karara ilişkin bir tepki yok. Bu tepkinin olmaması aynı zamanda şunu gösteriyor. Diyarbakır halkı HDP'ye karşı yapılan uygulamaları haklı buluyor. Çünkü daha 2015'lerde onların yarattığı güvenlik problemlerinin içinde yaşıyorlardı. Ve burada soru biliyorsunuz 6-7 ay PKK işgal etti. Hendekler gün kazıldı. Ve Diyarbakır'da saat 8'den akşam hava karardıktan sonra dışarıya çıkmak mümkün değildi. Kepenkler kapatılmıştı, ticaret durmuştu, şehitler veriyorduk. Ölenler Diyarbakırlıydı, ölen insanlar, o güvenlik problemini yaşayan insanlar. O yüzden Güneydoğu halkı, Diyarbakır halkı HDP'ye karşı uygulanan zecri tedbirlere metanetle karşılıyor. Bunları doğru buluyor ve bunlara ilişkin herhangi bir tepki göstermiyor. Zaten göstermeyeceğini de göreceğiz. Onların sokak planları vardı vesaire. Hiçbir şekilde Diyarbakır halkının onlardan kopmaya çalıştığını, onlardan uzaklaştığını biz zaten her defasında söylüyorduk. Hatta bakın çok oy almakla övünüyor. HDP'ye çok oy aldıran süreci bir gözden geçirdiğimizde şunu görüyoruz. Bu bizim devlet yönetimimizdeki zaafların, gladyo yapılanmasının ve mevcut hükümetin hatalarından, aynı zamanda da şu an altılı masa adı verilen bloğun HDP'yi desteklemesinden dolayı HDP çok oy aldı. Ama HDP'nin önümüzde çok oy alacağı bir dönemin olmadığı Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararla belli. Çünkü Atatürk zamanını düşünelim. Atatürk zamanında PKK'nın partisi çok oy alabilir miydi? Veya saltanatı savunanların partisi çok oy alabilir miydi? Alamazdı çünkü seçimlere bile giremezdi. Herhangi bir şekilde devlet onlara yardım etmeyi bir kenara bırakıp onları silahla ezerdi. Onların tabelalarını şehir merkezlerine asmasına izin vermezdi. Kürsülerde nutuklar atmalarına, gazeteler basmalarına Türkiye Cumhuriyeti kurulurken o bölücülerin izin vermedi. Peki birkaç sene evveline kadar bunlara izin verdiğimiz için biz işte HDP gibi bölücü bir parti çok oy aldı. Çok oy alması onu kurtarmayacak ve şimdi çok oy da almayacak. Yani çok oy aldınız diye siz şehirlere mayın döşeme hakkına sahip olmuyorsunuz. Mehmetçiğe kurşun sıkma hakkına sahip olmuyorsunuz. Veya kurşun sıkanları meşrulaştırmaya, onların propagandasını yapmaya, onlara adam toplamaya diyelim ki görevli olduğunuzda kimse sizi suçlamayacak diye bir şey yok. Yani çok oy aldığınız için bu suçlarınızın cezasını çekmeyecek değilsiniz ki çekiyorlar. Bizim Cumhuriyet yargıçlarımız PKK'yı şu an cezaevlerinde çürütüyor ve çok doğru yapıyor. FETÖ'yü cezaevlerine atıyor. Onların bu örnek tavrını, bu örnek kararını Anayasa Mahkemesi hakimlerinden de biz bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi hakimleri ve Türk yargıcı seksek oynamayacak. Seksek Atlantik'in, yani seksek oynamayacak derken Atlantik'in çizdiği yuvarlakların içerisinde o çizgilere basmamak için zıplamayacak. Hukuku uygulayacak. Bütün faaliyetleriyle, yaptıklarıyla HDP anayasada belirtilen, ceza kanununda belirtilen, siyasi partilerin kapatılmasına neden olacak suçların tamamını hiçbir delile vesaire göstermeye ihtiyaç yok. Bu bir kamuoyu kanaatine dönüşmüş biçimde tamamını yerine getirmiştir. Bu suçların hepsini işlemiştir. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ni daha fazla gecikmelere mahal vermeden Türk milletinin bilincini doğru etkilemek görevidir. Güneydoğu halkımızın bilincine doğru bir mesaj vermek
görevidir. Diyecek ki bizim önümüzdeki dönemde ey Güneydoğu halkı senin önünde terör, ey Kürtlerimiz sizin önünüzde terör partilerinin hüküm süreceği, hükümranlık yapacağı, oy toplayacağı, size sandıklarda zorla silah doğrultacağı, köylerde sizi kırsal alanlarda sizi mecbur bırakacağı dönem geride kaldı. Artık kesinlikle bir terör partisi Türkiye'de yaşayamaz. Latif Bey'in de dediği gibi sadece HDP değil, HDP şimdi diyorlar ki kapatılsa ne olur, yenisi açılacak. Açtırmayacak. Anayasa Mahkemesi alacağı kararlarla yeniden HDP gibi bir yapılanmanın Türk Devleti içerisinde siyaset yapmasına izin vermeyecek. Aynı zamanda Türk hükümeti de böyle bir partinin kurulmasını engelleyecek. Bununla ilgili yasalar, kanunlar, değişiklikler yapacak. Eğer bunlar yapılmazsa bizim terörle mücadele adına verdiğimiz emekler heba olur. Şehitlerimizin kanı işte o zaman yerde kalır. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Bunlar edebiyat değil. Nasıl yerde kalmaz? Siz terörün kökünü kazırsanız yerde kalmaz. Yoksa sadece bir intikam almak değil bu. İntikamla alakası yok. Bu Türkiye'de terör sorununu kökten çözecek tedbirlerin alınmasıyla alakalı. O tedbirlerin en başında terör örgütünün partisine kürsü hakkı vermemek, para yardımı yapmamak, militan toplamasına izin vermemek, şehirlerde bürolar açmasına izin vermemek var. Bunlar da Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması kararıyla olacak şeyler. O yüzden biz Vatan Partisi olarak bugün de eylem devam etti. Dün de Genel Başkan Yardımcımız Ethem Sancak açıklamalarda bulundu. Ondan önce Genel Sekreterimiz Özgür Ulusal'ın açıklamaları vardı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne cesaret getirdik, cesaret verdik ve bu kararın alınmasında, Türkiye'de kamuoyunun yaratılmasında etkiliyiz. Şimdi bizi suçluyorlar. Bu karar Vatan Partisi'nin zorlamasıyla alınmıştır diye. Evet, bu karar Vatan Partisi'nin kamuoyu yaratmasıyla PKK'ya karşı hukuku uygulama kararıyla alınmıştır. Biz bundan gurur duyuyoruz, memnun oluyoruz. Diyarbakır'da da HDP'yi biz kapattık diye sokaklara çıkıp gezeceğiz. Bunun gururunu taşıyacağız ve bu millet bizim bu mertliğimizi göreceksiniz önümüzdeki seçimlerde. HDP hızla düşerken Vatan Partisi hızla yükselecek, böyle ödüllendirecek. HDP'yi kapatanlar Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacak. Bu konuda kararsız olanlar ise tarih yargılayacak ve Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin hazine yardımına blok koyulması, oy vermeyen üyeleri de esefle anıyorum buradan, kınıyorum onları ve onların yargıçlık yapmadıklarını bu oylarından anlıyoruz. Onlar Atlantik sisteminin çizdiği yuvarlaklar içerisinde zıplıyorlar ama Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu Türk milletinin yanında tavır almıştır. Kararını bu doğrultuda vermiştir. Bu bizi sevindiriyor. HDP'nin kapatılacağını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Evet, peki. Evet, şimdi peki, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bir taraftan da Sayın Baran'a hemen, sormak istiyorum. Az önce Sayın Tanhan aslında kısmen ifade etti ama. Şimdi özellikle HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un açıklaması var. AYM kararı diyor. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin siyasi baskılarıyla verdi diyor AYM bu kararı. Ve 2015 seçimlerinde de hazine yardımı almamıştık diyor. Karar seçim hazırlıklarımızı etkilemez diye bir açıklama var. Açıklama var Sayın Baran. Bu açıklama yani bir hukukçu yani olarak, bir avukat olarak ne anlama geliyor efendim? Biz onlara dışarılardan nasıl paralar, nasıl yardımlar, nasıl destekler geldiğini zaten biliyoruz. Gözümüzün önünde oluyor bunlar. Biz zaten kendi hakkımızı yedirmeyeceğiz onlara. Bırakın Avrupalı kendi hakkını, vatandaşın hakkını yedirsin onlara. Boşu boşuna teröristlere destek vermeye devam etsin. Nasıl Fransa'nın başına bela oldularsa tüm Avrupa'nın hatta Amerika'nın da başına bela olacak duruma geliyorlar. Terörü besleyen oradan mutlaka zarar görür. Bu bir denklemdir. Bu denklemle ister istemez karşı karşıya kalacaklar, mecbur kalacaklar. Dolayısıyla bunların biz kendi hakkımızı, kendi milletimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Evet. Seçim olarak da baktığımız zaman zaten HDP'nin seçmeni artık HDP yöneticilerinin aslında kime çalıştığını, aslında kimin adına hareket ettiğini görüyor. Türkiye'deki insanların sorunlarının değil, Türkiye'nin üzerine giydirilmek istenen kötü bir gömleğin altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Siz genel manada manevi olarak değeri yüksek olan, geleneklerine bağlı,
vatanına bağlı, ailesine bağlı, çocuklarının geleceğindeki cinsel manadaki eşitlik adı altında LGBT tasallutuna karşı hareket eden, ona karşı savunma yapan insanlara karşı hayır, sizin çocuklarınız cinsiyet eşitliği adı altında LGBT formatına girsinler diyen aşiretçiliği, gelenekçiliği, dini esasları, dini diyaneti, camiyi, her şeyi bir kenara atarak farklı bir formatı Türkiye'deki yaşayan insanların sırtına giydirmeye çalışan HDP bu milletin, bu ülkenin, bu Anadolu'nun partisi falan değildir. Ya bu haliyle gitse Avrupa'da, Fransa'da, Fransa'nın aleyhine çalışsa, HDP'nin formatında bir parti olsa, bırakınız böyle siyaset yapmayı, polisimizi tehdit etmeyi, ukala, kendini beğenmiş, üstenci konuşmalar yapmayı, Fransa'da bilemeyeceğiniz yerlerde toprağın dibine gömerler, bir de hayatta uyanamaz. Ama söz konusu Türkiye, söz konusu bölgemiz olunca onların demokrasi havarisi kesilmesi ve Türkiye'den zararına olacak her türlü komplimanı yapmaları, komploları kurmaları zaten bizim alıştığımız hususlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık HDP seçmeni onlara eskisi gibi oy vermeyecek. Nasıl ki CHP'nin seçmeni artık CHP'ye oy vermeyip CHP'nin ana esas kuruluş kriterleri ve ana esas referanslarının halinin CHP'de olmadığını görüp Vatan Partisi ve benzeri bir şekilde akımı sağladığı gibi gözlemlediğimiz, HDP'nin seçmeni de artık başta bence, bunu buradan ilk defa söylüyorum, Hüdapar veya diğer Yeniden Refah Partisi olabilir, AK Parti olabilir, çeşitli partiler olabilir, Vatan Partisi olabilir, başka partilere doğru bir temayül göstermeye doğru gittiğini anketlerden görüyorum, görüyoruz. Çünkü HDP seçmeni de uyandı. Kendisinin haklarını değil, başkalarının haklarını gözetmeyi, kendisinin üzerine farklı bir kıyafet giydirmeyi amaçladıklarını artık anladılar. Kendileri Avrupa, çocuklarını zevk-i sefa içerisinde, en model lüks arabalar içerisinde, partiler, hatta gençlerin deyimiyle after partilerde geceleri gezerlerken, buradaki çocukların eline taş verip, eline pankart verip sokaklarda gezdirmesi değil. Bunu da artık insanlar anlamış vaziyette. Oradaki fakir fukaranın çocuğunu kandırıp daha da terörist yapmaya çalışacaklar. Kendi çolukları, çocukları özel okullarda keyfe keder bir şekilde Türkiye dışında yaşayacak. Tüm bakın HDP'nin üst milletvekili, grup başkan vekilleri, şusu busu adamların çoluğu, çocuğu, kendi ailesi zevki sefa içinde, şatafat içinde yaşıyor. Evet. Hep evet. Bu kimlik üzerinden siyaset yaparak yanları kullanıyorlar. Bu işin de sonu geldi artık. Sonu geldiğinin hukuken gördüğümüz gibi siyaseten de göreceğiz. Eski aldıkları o %5-6 oyları bile rüyalarında bile göremeyecekler. Artık onlar baraj altı kalmaya da mahkumlar. Kimse Türkiye'de özellikle altılı masa HDP'nin seçmeninden, HDP'yi üzerine ayarlayarak, onlara sözde göz kırparak, birlikte işbirliği yaparak seçmenin oyunu falan alacaklarını zannetmesinler. HDP'ye oy atan seçmenimiz de, vatandaşımız da uyanmıştır. Artık 2023 milli unsurlarla gayrimilli unsurların arasında geçen bir seçimdir. Peki. Peki. Son olarak bundan sonrası için de Sayın Tanhan'a, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan'a sorumu yöneltmek istiyorum. Beklenen, kamuoyunun beklediği karar nedir bundan sonrası için Sayın Tanhan? Bu soruyu önce size, sonra da Sayın Baran'a soracağım efendim. Buyurun Sayın Tanhan. Kamuoyunun beklediği karar şudur. PKK'nın elinden bütün yasal olanakları almaya fakat izin vermeden alınması. Evet. Artık onlara silahlı propaganda, silahsız propaganda, onun dışında hazine yardımları alarak basın, medya kuruluşları yoluyla Türkiye'de siyaset yapmalarına özgürlük tanınmamalı. Kamuoyu bunu bekliyor. HDP'nin kapatılmasını bekliyor ama böyle bir perspektifle bekliyor. Yani PKK'ya özgürlük yok. PKK'nın bizim şehirlerimizden militan toplamasına, buralardan evlatlarımızı alıp dağlara kaçırmasına özgürlük yok. Bakın Diyarbakır anaları nasıl çıkıyor? PKK'ya özgürlük vermeyin diyor. Bak bizim evlatlarımızı kaçır. İşte
O mesajlar bütün Anayasa Mahkemesi'nin koridorlarında inliyor şu an. Çünkü millet mahkemenin kapısına da dayandı. Bakın görüyoruz sol tarafımızda. Vatan Partisi'nin öncülüğünde Türk milleti, Türk milletinin ısrarı, istekleri Anayasa Mahkemesi'nin koridorlarında yankılanıyor. Bu sesi duymak zorundalar. Adaletsiz bir karara imza atamazlar ve adaletsiz oylar da veremezler. O Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin hazine almasını, bloklanmasına oy vermeyen mahkeme üyelerine de sesleniyorum. Kesinlikle adaletsiz bir oy vermişlerdir ama adaletli davranmak önlerindedir. Oy birliğiyle bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle HDP'nin kapatılması kararını vermesini bekliyoruz. Oy birliğiyle bu karar verilmezse HDP'nin kapatılmasına oy vermeyen üyelerin bundan sonra Türk milletinin yüzüne bakamayacaklarını söyleyelim. Onlar başka bir büyük devletin yargıcı olurlar. Onlar Amerika'nın lehinde oy vermiş olurlar. Öyle bir oy verirlerse. Ama biz görüyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin yargıçlarının çoğunluğu vatansever, Türk milletinin isteklerini görüyor. Aynı zamanda hukuken haklı bir mevde hukuku savunuyor. Hukukun gereğini yapmada cesur, kararlı. O Anayasa Mahkemesi üyelerini ben kutluyorum. Vatan Partisi olarak onların yanındayız. Yeter ki cesurca HDP'yi kapatsınlar. Türk milleti de onların yanındadır. Onların en büyük güvencesi Kürt demeden bu büyük millettir. Çünkü terör örgütü bu milletin kanını emmektedir. Amerika'ya piyonluk yapmaktadır. Türkiye'yi bölmeye çalışmaktadır. HDP bu amaçlarla kurulmuş bir siyasal organizasyondur. O yüzden onu engellemek Anayasa Mahkemesi'nin vazifesidir. Ve bu vazife çok yakın bir zamanda yerine getirilecek. Ben HDP'ye oy veren yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bakın Anayasa Mahkemesi kapatacak veya HDP kapanıyor. Bütün HDP'ye oy veren yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bu HDP bizi terör örgütüne peşkeş çekiyor. Bizim adımızı kirletiyor. Ve kendisine Kürt Partisi diyor. Onların Kürtlükle falan alakası yok. Kürt'ün de partisi, Türk'ün de partisi, bu milletin partisi, Vatan Partisi'dir. Hepinize HDP'den derhal istifa etmeye, terör örgütünün bir uzantısı olduğu yargı kararıyla saptanan bu partiden hızla istifa etmeye, üyesiyseniz istifa etmeye, daha önce oy veriyorsanız bundan sonra oy vermemeye davet ediyorum ve hepinizi Vatan Partisi'ne davet ediyorum. Gelin bu memleketi beraber savunalım. Böyle Kürt Partisi'yiz iddialarıyla Türkiye'nin altına mayınlar döşeyen partilere, terör örgütü destekçisi partilere izin vermeyelim, geçit vermeyelim. Onlar bizim arkamıza saklanamasınlar. Bu çağrıyla bitirmek istiyorum konuşmamı. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli tespitlerde bulundunuz. Ve son olarak Sayın Baran'a dönmek istiyorum. Hukukçu, avukat Latif Cem Baran. Sayın Baran, siz bundan sonraki karar için toplumun nasıl bir beklenti içerisinde olduğu nasıl yorumlarsınız? Sizin kanaatiniz nedir efendim? Şöyle bakalım, nasıl ki Suriye'nin kuzeyindeki YPG PKK değil mi? İran'ın batısında hareket eden PEJAK PKK değil mi? Aynı. Hemen bir teşbih yapalım. Nasıl PKK, YPG, PEJAK aynıysa HDP, DBP, Yeşil Parti de aynıdır. Karar verirken, hüküm kurarken, siyaseten bakarken, siyasi muamele yaparken biz de aynı böyle yapacağız. Bizim için YPG terör örgütüdür, PEJAK terör örgütüdür, zaten PKK terör örgütüdür. HDP de terör faaliyetlerine katılmış, teröre yardım, yataklık yapmış bir partidir ve bunun için kapatma davası açılmıştır. Demokratik Bölgeler Partisi de bunun yancısı olarak, YD olarak kurulmuş. HDP kapatılırsa bunun hukuku dolanarak seçime girmek isteyen bir partidir. Zaten HDP'de DPP'ye yapılan operasyonları protesto eden tek partidir. Bununla beraber Yeşil Parti'de üçüncü yedek partidir. Aynı futbol takımlarındaki üçüncü kaleci gibidir. Onunla da ilgili mutlaka idari, hukuki bir eylem yapılmalıdır. Bu şekilde artık 2023'te daha önce yapılan işlemlerin eksiklik ve nakıslıklarından dolayı olan siyasi sonuçların elde edilememesi, hukuki manadaki kararların sahaya yansıtılamamasının artık ders alarak geçmişten, burada da bu kararların
elzemdir alınması. Tekrar ben adlarını söylüyorum. Akıllara nakş olsun. HDP'nin kapatılacağına zaten Allah'ın izniyle inanıyoruz. Bir sürpriz beklemiyoruz. Artık her şey gözün önünde. Milletin gözünde kapatılmış, milletin maşeri vicdanında infazı gerçekleşmiştir HDP'nin. Ama bir yandan bu kapatılmanın arkasından da tekrar isim verelim, akıllara tekrar nakş olsun. Demokratik Bölgeler Partisi, yakında çok duyabiliriz ismini. Çok duymadan onu da siyasi tarihin içerisindeki siyasi mezarlığa gömülmesi lazım. Yeşil Parti'nin de hakeza öyle. Artık Türkiye'de bölücülüğe, Türkiye'nin yıkılmasına çalışan kim olursa olsun fırsat verilmeyeceği tüm devlet mekanizmalarınca ve milletçe de kararlılıkla ortaya konulmalıdır. Peki Sayın Baran, size Sayın Baran çok teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ferdi Tanhan efendim yayına bağlandığınız için ve özellikle bu gündem konusu için yayınımıza katkı sunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a selam olsun diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin önemli hukuk isimlerinden Avukat Latif Cem Baran. Efendim size de çok teşekkür ediyorum. Yayına katkınız ve açıklamalarınız, yorumlarınız için efendim. Çok teşekkür